Ben başlayabiliriz sanırım. Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Dördüncü, sizleri TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet. TÜSİAD 2007 yılından beri UN Global Compact imzacısı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünya için kurumları harekete geçiren dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact'e 14 yıldır destek vermekten gurur duyuyoruz. UN Global Compact'ı imzalarken insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki ön evrensel ilkeye saygılı davranacağımızı ve bu ilkeleri iş dünyasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ettik. Sorunlu iş yapış biçiminin Türkiye'de yaygınlaşmasını hızlandırmak amacıyla 2013 yılında TİSK ortaklığında UN Global Compact'in Türkiye yerel ağını bir platform olarak hayata geçirdik. TÜSİAD'ın sekreteryasını yürüttüğünü Global Compact Türkiye, iş dünyasını, akademiyi ve sivil toplumu sürdürülebilir kalkınma için bir araya getiren önemli bir platform haline geldi. Türkiye'de konuyla ilişkin artan farkındalığa paralel olarak yerel ağın üye sayısı da her geçen yıl hızla arttı. Üye sayısı bakımından bölgesinin birincisi oldu. Bu platform aynı zamanda dünya genelinde şirketlerimizin başarılı uygulamalarının duyulmasını ve yaygınlaşmasını sağlıyor. Küresel raporlarda, uluslararası etkinliklerde iyi örnek olarak yer alıyor. Bu vesileyle bu başarıda emeği olan tüm Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu üyelerini ve sekreteryayı tebrik ediyorum. UN Global Compact'ın değer önerisini ve çalışmalarını sizlerle daha detaylı olarak birazdan paylaşacağız. Bunların arasında belki de en önemlisi iş dünyasında somut eylemi harekete geçirmesi ve taahhütleri eyleme çevirmesi. Global Compact'ın stratejisini ve faaliyetlerini iş dünyasını somut hedefler koymaya ve ilerlemeyi ölçmeye yönlendirecek şekilde tasarlıyor. Tüm bu çalışmaları uluslararası bir platforma diğer ülkelerdeki üyelerle deneyim paylaşarak ve işbirlikleri geliştirerek gerçekleştirilebiliyorsunuz. Bu noktada işbirliklerinin öneminin özellikle altını çizmek istiyorum. Sürdürülebilirlik çok katmanlı, çetrefilli ve kimsenin tek başına çözüm bulamayacağı bir konu. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleşmesi için birlikte harekete geçmemiz gerekiyor. Başarılı çalışmaları kar topu etkisiyle nasıl büyütebileceğimizi Global Compact Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz birçok işbirliğinde deneyimledik. Bunun en somut ve güncel örneklerinden biri TÜSİAD, Global Compact Türkiye ve SKD Türkiye olarak 2019 yılında hayata geçirdiğimiz iş dünyası plastik girişimi oldu. IPG, bu güçlü işbirliği sayesinde plastik kirliliğiyle mücadele konusunda Türkiye iş dünyasında ortak adımı başlattı. Geçtiğimiz Eylül ayında IPG'ye dahil olan 48 şirketin 34'ü plastik kirliliğinin önüne geçmek için somut taahhütlerini ve eylem planlarını kamuoyuyla paylaştılar. 34 şirket toplamda 43 bin ton plastik azaltım taahhüdü verdi. 2023 yılına kadar bu taahhütleri hayata geçirmek için çalışacaklar ve her yıl ilerlemelerini raporlayacaklardır. Buradaki girişimimizin başka ortak sorunlarımızın çözümüne de ilham vermesini ve benzeri girişimlerin artmasını temenni ediyoruz. Değerli konuklar, tüm dünya adil ve sürdürülebilir bir düzen arayışı içinde. TÜSİAD olarak 50. yılımızı geride bırakırken yeni bir anlayışla geleceğe inşa raporumuzu yayımladık. İnsani gelişimi ve yetkinleşmeyi temel alan, çağın gereksinimlerini bilim, teknoloji ve inovasyonla karşılayan,
kurum ve kurallarını kapsayıcı şekilde güçlendirmeye odaklanan bir gelecek inşası anlayışını ortaya koyduk. Raporda geleceğimizi kimseyi geride bırakmadan inşa etmede ortak etki yaratmanın önemini altını çizdik. Gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye'yi hep beraber nasıl inşa edebileceğimize dair önerilerimizi sunduk. Raporda ortak koyduğumuz adımlarla varmayı hedeflediğimiz Türkiye vizyonumuzun adil ve çevreci boyutları şunları hedefliyor. Gelir adaletini tesis eden, bölgesel farklılıkları gideren, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan, dil, din, mezhep, ırk, köken ayrımı olmadan herkesin eşit ve özgür yaşadığı, toplumda hiçbir kesimi kalkınma sürecinde geride bırakmayan adil bir Türkiye. Ekosisteminin dengesini gözeten, karbon nötr kalkınmayı başaran, gelecek kuşaklara yeşil ekonomik dönüşümü içselleştirmiş bir yönetişim sistemi sunan çevreci bir Türkiye. Bu hedeflere ulaşmakta toplumun tüm kesimleriyle birlikte iş dünyası da önemli bir rol düşüyor. TÜSİAD olarak bu yolda tüm paydaşlarla çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bugün bizlerle birlikte olan Global Compact Türkiye'nin yönetim kurulu başkanı Ahmet Dördüncü'ye ve tüm UN Global Compact üye temsilcilerine teşekkür ediyorum. Tüm üyelerimizi UN Global Compact'a imza atarak daha iyi bir dünya için dönüşüme öncülük etmeye davet ediyorum. Herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başarılı bir toplantı olmasını diliyorum. Dilerek Ahmet Bey, sözü size veriyorum. Evet, Sayın Başkan, her şeyden önce bu sözleriniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Sizinle beraber değerli TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini, kıymetli TÜSİAD üyeleri ve temsilcilerini de saygıyla selamlıyorum. Herkese günaydın. İsterseniz bunu tabii Global Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Onları da beraberiz çünkü hakikaten çok kuvvetli bir, kıymetli bir takımımız var. Esasen ben UN Global Compact ve Global Compact Türkiye'nin değer önerisini ve faaliyetlerini sizlerle paylaşacağım bu toplantıda. İlk önce bir bu toplantıya katıldığım için sizlere çok teşekkür ederim. Ama konuşmama UN Global Compact'in çok kısa tarihçesinden bahsederek başlamak istiyorum. Sene 1999, dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Davos'ta iş dünyası temsilcilerine bir çağrıda bulunuyor. Bir araya gelerek ortak prensiplerinizi belirleyin ve küresel piyasalara insani bir bakış açısı kazandırın. Kofi Annan'ın konuşması o gün orada bulunan birçok dünya lideri şirketinin CEO'sunu gerçekten harekete geçiriyor. Daha iyi bir dünya için ben de varım diyen iş dünyası liderleri 2000 yılında UN Global Compact'in 10 ilkesini belirliyor. Bu 10 evrensel ilke insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında yasalara ve etiğe uygun sorumlu iş yapmanın temellerini oluşturuyor. UN Global Compact'e imza atan kuruluşlar bu 10 evrensel ilkeye uygun iş yapacaklarını, bu ilkeleri yaygınlaştırmaya çalışacaklarını ve bu alanlardaki çalışmalarını her yıl kamuoyuyla paylaşacaklarını taahhüt ediyorlar. 2002 yılında UN Global Compact'i ilk imzalayan Türk şirketi şu anda da aramızda bulunan ARGE Danışmanlık ve Yılmaz Argü'dendi. İlk sivil toplum kuruluşu ise gene onun zamanıydı yanlış hatırlamıyorsam Kalder oldu. 2006 yılında Koç Holding'in UN Global Compact'i imzalaması girişimine Türkiye'ye ivme kazandırdı. 2013 yılında ise TÜSİAD ve TİSK ortaklığında bir platform haline gelen Global Compact, Türkiye daha da kurumsallaşan yapısı ile hızla büyümeye başladı. Bugün 239 şirket üyemizde Doğu Avrupa ve Orta Doğu bölgesinin birinci, Avrupa'nın 8. büyük yerel ağıyız. UN Global Compact'in küresel stratejisini, kaynaklarını, program ve araçlarını yerel önceliklerle birleştirerek Türkiye iş dünyasını harekete geçiriyoruz. Öncelikli çalışma alanlarımız olan çeşitlilik ve kapsayıcılık, çevre,
sürdürülebilir finans, toplumsal cinsiyet eşitliği ve inovasyon alanlarında üyelerimize kapasite gelişimi ve işbirliği platformu sunuyoruz. Bugün Global Compact Türkiye gerek kurumsal kapasitesi gerekse üyelerinin uygulamaları ile dünyada örnek gösterilen, çalışmaları yakından takip edilen ve takdir edilen bir platform haline geldi. Bu başarının arkasında hiç şüphesiz TÜSİAD'ın rolü çok büyük. TÜSİAD'ın sürdürülebilir kalkınma konusunda uzun yıllardan beri yaptığı çalışmalar, iş dünyasında bu konuda farkındalık ve vizyonunun oluşmasında çok önemli bir rol oynadı. Global Compact, Türkiye'ye ev sahipliği yapması, TÜSİAD'ın 10 ülkeye taahhüdünün en somut göstergesi olmasının yanı sıra bu konudaki vizyonunu da ortaya koyuyor. Bizlere sunduğu mekan desteğinin yanı sıra verdiği sekreterya desteği, eşsiz network ve uzman aile kurumsal kapasitemiz çok gelişti. Çalışmalarımıza verdiği destekler ile ortak etkimizi büyüttük. Bu vesileyle Sayın Başkan Simone Kavroski'ye, onun nezdinde tüm TÜSİAD yönetim kurumuna destekleri ve bugünkü toplantının organizasyonu için teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak 2030 gündemini yakalamak için 9 yıldan az bir süremiz kaldı. Takvimlerimiz hızla ileri sararken deneyimlediğimiz çok boyutlu küresel krizler şimdiye kadar çok büyük çabalarla kaydettiğimiz ilerlemeleri tehdit ediyor. IPCC'nin son değerlendirme raporu, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünyanın her bölgesinde birçok aşırı hava ve iklim olaylarına yol açtığını ortaya koyuyor. Bu seyir devam ederse 2100 yılında dünyamız 3 derece daha sıcak olacak. Başta iklim değişikliği olmak üzere çevresel ve sosyal riskler iş dünyası gündeminde hızla en üst sıralarda yerini alıyor. Değişen paydaş beklentileri de şirketleri bu konuda daha somut adımlar atmaya zorluyor. Accenture tarafından yapılan bir araştırmaya göre yeni nesil tüketicilerin %60'ından fazlası markaların etik değerlerine ve amaçlarına bakıyor. UN Global Compact 2021 CEO anketi sonuçlarına göre CEO'ların %73'ü sürdürülebilirlik konusunda harekete geçme baskısının önümüzdeki 3 yılda önemli ölçüde artmasını bekliyor. Öte yandan AB Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası alandaki gelişmeler iş dünyasının dönüşümünü gerçekten zorunlu kılıyor. Uluslararası rekabette hayatta kalabilmek için şirketlerin sürdürülebilirliği stratejilerine bir an önce ciddi bir şekilde entegre etmesi gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için daha iddialı ve gerçekçi hedefler koymaya ve acilen harekete geçmeye ihtiyacımız var. İş dünyası da sahip olduğu kaynaklar, geniş coğrafyalara yayılan değer zincirleri, inovasyon yapma ve bunu ölçeklendirme kapasitesiyle sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için en kritik faktörlerden biri. Ancak iş dünyasının önünde bir takım zorluklar var. Sürdürülebilir kalkınma amaçları çok iddialı ve büyük bir ajanda. Sürdürülebilir kalkınma amaçlara katkı vermek isteyen şirketler bazen gerçekten nereden başlayacaklarını bilemeyebiliyorlar. Bazıları ise somut hedef koyma ve bunu hayata geçirebilmek için gerekli kaynak veya kapasiteye sahip değil. Sürdürülebilirlik çok paydaşlı, çok katmanlı ve işbirliği gerektiren bir konu. Şirketler doğru paydaşları bulmada desteğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu noktada UN Global Compact sunduğu kaynaklar, uzmanlık, programlar ve işbirlik ağı ile şirketlere bu yolculukta destek olmaya çalışıyor. UN Global Compact'e katılan şirketlerin %80'i sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerinde ilerleme kaydettiklerini belirtiyorlar. Amacımız sorumlu şirketlerle birlikte sürdürülebilir kalkınma yolunda somut ve ölçülebilir bir etki yaratmak. Bunun için iş dünyasının dönüştürücü etkisinin en yüksek olduğu alanlarda şirketleri harekete geçirmeye çalışıyoruz. İyi uygulamaların paylaşıldığı bir işbirliği platformu sunuyoruz. Bunları hangi araçlarla ve nasıl yaptığımızı birazdan sizlerle burada paylaşacağız. Üye şirketlerimizin temsilcilerinden kendi deneyimlerini dinleyeceğiz. Bugün aramızda olan değerli TÜSİAD temsilcilerinin hemen hepsi sektörlerine liderlik eden şirketlerden geliyor. Birçoğunun hali hazırda dünyaca örnek sürdürülebilirlik vizyonu ve uygulamaları var. UN Global Compact'e imza atarak bu vizyonunuzu
küresel ilkelere dayalı bir platformda önce taahhüte sonra eyleme dönüştürmenizi ve birlikte ortak etkimizi büyümeyi diliyorum. Bugünkü toplantıda emeği geçen herkese tekrardan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sözü çalışmalarımızı paylaşmak üzere TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda Global Compact Türkiye'nin Genel Sekreterliğini yürüten sevgili Melda Çelik'e devrediyorum saygılarımla. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey, Simone Bey, çok teşekkürler. Herkese merhaba. Bugün UN Global Compact ile küresel etkiyi nasıl hızlandırıyoruz? Çabaları nasıl ölçeklendirebiliriz? Bu bir sunum üzerinden anlatmaya gayret edeceğim. Mevcut eğilimlerden, sürdürülebilirlik yolculuğunda size nasıl rehberlik edebilir Global Compact? Türkiye'de yaptıklarımızdan ve Global Compact'e nasıl katılabilirsiniz? Biraz da pratik bilgi vererek sunumu tamamlayacağım. Ahmet Bey kısaca aslında tarihimizden birazcık bahsetti. Dediği gibi BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın 21 yıl önce yaptığı bir çağrıdan çıktı. O dönemde 40 şirket ve onların CEO'su şimdiki UN Global Compact'in ilkelerini oluşturmak için bir araya geldiler. Birlikte sorumlu işletmelerin üzerinde çalışacağı bir dizi ilkeyi oluşturdular. Bunlar insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadeleyi kapsıyordu. Bu ilkeler UN Global Compact'ın aslında kalbini oluşturuyor. UN Global Compact'e katılan bütün şirketler CEO seviyesinde bu ilkelere iş stratejilerinde ve operasyonlarında dahil etmeyi taahhüt ediyorlar. İlkeler aslında bize bir çerçeve sunuyor ve hepsi BM'nin beyannamelerinden ve sözleşmelerinden oluşuyor. Önümüzdeki bir yakın zamanda da biliyorsunuz sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kabul ettik. Bu aslında dünyanın şu ana kadar benimsediği en resmi bir vizyon. Oldukça iddialı hedefleri var. Bunları gerçekleştirebilmemiz için ise kendi hedeflerimizi koymamız, değer ve ilke temelli çalışmamız gerekiyor. Belki de en önemlisi yaptığımızı ölçmemiz ve bunu raporlayıp ilerlemeyi kaydetmemiz gerekiyor. Bugün 40 CEO ile başlayan Global Compact şu an 160 ülkede 14 binden fazla şirkete sahip. 3800'den fazla da şirket dışı katılımcısı var. Hiçbir kurumsal sürdürülebilirlik girişiminin yapamayacağı şekilde belki de UN Global Compact ölçeklendirmeyi başarabiliyor. Çünkü şirketlerin ilkelere göre nasıl hedeflerini gerçekleştirebileceklerini gösteren, birbirlerini kıyaslayabilecekleri, birbirinden öğrenebileceği 69 tane de yerel ağda faaliyet gösteriyor. Global Compact Türkiye'de bu yerel ağlardan bir tanesi. Ahmet Bey'in de söylediği gibi şu an 239 şirket Global Compact imzacısı ve Türkiye bölgesinin en büyük yerel ağı. Bu slide'da şu anki yönetim kurulumuzu görebilirsiniz. Eklektik yapısını yönetim kurulumuza da yansıtmaya özen gösteriyoruz. Şirketlerden temsilciler olduğu gibi şirket dışı temsilcilerimizin de temsili bizler için çok kıymetli. Neden imzacı olmalısınız? Aslında bunun önemli ilerleme kaydedildiğini konuştuk geçtiğimiz dönemde. Bazı konularda pandemi nedeniyle gerileme yaşadık. Ancak yeterli değil. Çünkü SKA'lara yönelik çalışmalar ölçeklendirilmemiş durumda. Hala kendi içerisinde ilerliyor. Bizler Global Compact ile bu etkiyi ölçeklendirebilmeyi amaçlıyoruz. Ve bunu yapabilmek için de küresel işbirlikleri kuruyoruz ve yaptıklarımızı raporluyoruz. Birazdan sunumumda bütün bunları teker teker nasıl yaptığımızı açıklayacağım. Ölçeklendirmenin belki de en önemli kalemi odaklanmak.
bu ve ölçülebilir etki yaratabilmek. Bizler 69 Network'le beraber ve paydaşlarımızla, uluslararası paydaşlarımızla beraber Global Compact'in önümüzdeki dönemde hangi alanlara odaklanması ve hangi alanlarda ölçülebilir etki yaratabilmesi konusunda çalıştık. Ekranda gördüğünüz 7 alan Global Compact'in öncelikli olarak etki yaratmak istediği ve etkiyi ölçmek istediği alan olarak belirlendi. Bu alanlarda hem yerel ağlar olarak bizler hem de küresel paydaşlarımızla beraber etkileşimi arttırmaya özen gösteriyoruz. Ufak örnekler vermek istiyorum burada. Bilime dayalı hedefler girişimi gibi veya birazdan anlatacağım CFO görev gücü gibi işbirlikleri ve işbirlikleri platformları bizlerin etkisini hem yerelde hem de küresel düzeyde büyütmemizi sağlıyor. Son konumda özel ve ölçülebilir ilerleme sağlamaktı. Bütün bunları yapmak bir yana, ancak hedef koyup o hedefe doğru ilerlemek başka bir yetkinlik ve uzmanlık alanı gerektiriyor. Bizler hem şirketlerin performansını ölçmesi, önceliklendirmesi ve iyileştirmesine yönelik eğitim ve araçlarla ve bu yapılan, kaydedilen ilerlemenin önümüzdeki dönemde veri tabanlı çalışılarak şeffaflıkla bütün paydaşlara açık olmasını sağlayarak yine ölçeklendirmeyi sağlıyoruz. Global Compact'e katıldığı zaman bir şirket neyle karşılaşıyor, neye sahip oluyor? Network, çok büyük bir network ve işbirliği platformuna giriyor. Öğrenme ve kapasitesini geliştirmek üzere birçok araç ve eğitim platformuyla üye olabiliyor. Kendisinin öncelik verdiği konularda liderlik yapma fırsatı buluyor ve bu sadece kendi ülkesi içerisinde değil, bölgesinde veya küresel seviyede bunu yapma fırsatı buluyor. Ve yaptıklarının hepsini anlatma, başkalarından öğrenme fırsatı buluyor. Network ve işbirliği, belki geçtiğimiz dönemlerde takip etme fırsatınız olmuştur. Bizler Global Compact'in bir senede birkaç kez düzenlediği flagship etkinlikleri var. Buna yılda 30 binden fazla katılımcı, bu etkinlikleri yılda 30 binden fazla katılımcı takip ediyor. Ve benzersiz bir ağ oluşturma fırsatı bulabiliyor. United Business Live ve Liderler Zirvesi bunlara örnek olabilir. Aranızda bu aralara katılan ve hem konuşmacı olarak hem de katılımcı olarak katılanlar var, görüyorum. Bütün bu etkinlikler çevrim içi ve bütün katılımcılara ve çalışanlarına ücretsiz. Aynı zamanda tematik etkinliklerimiz ve bölgesel etkinliklerimiz de var. Geçtiğimiz dönemde Gürcistan'a Türkiye olarak bölgeselde katkı vermiştik örneğin. Öğrenme ve kapasite geliştirme de çok önemli dedik. Burada rehberlik sunduğumuz birçok alan var. Global Compact'in dijital kütüphanesini ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Burada her adım, her sürdürülebilirlik serüveninin hangi basamağında olursanız olun veya hangi konuda iyi uygulama örneklerine erişmek istiyorsanız kaynak bulabileceğiniz bir kütüphane. Birçok rehberlik etme çeşidi var. Bunlardan bazıları öz değerlendirme formları olduğu gibi bazıları da iyi uygulama örneklerini içeriyor. Araçlar ise sizlerin, bunlar da kendinizi ve kendinizle ve başkalarıyla karşılaştırmanızı olanak sağlayan araçlar. Slide'da gördükleriniz bunlardan bazıları. Örnek olarak toplumsal cinsiyet eşitliğindeki yerinizi ölçebileceğiniz ve kendinizi kıyaslayabileceğiniz toplumsal cinsiyet uçurum analizi aracını verebilirim. Buraya girerek, buradaki soruları cevaplayarak hem kendinizin nerede olduğunu, nereye doğru gitmeniz gerektiğini, iyi yönlerinizi ve geliştirmeye açık olan yönlerinizi takip etme fırsatınız var. Ve oradaki önerileri gerçekleştirmeniz durumunda bir sene içerisinde tekrardan giriş yapıp geçtiğimiz döneme göre gelişmenizi ve gene benzerlerinize göre kendinizi kıyaslamanızı sağlayacak bir araç. Diğer araçlar da benzer şekilde bu olanağı sağlıyor.
Eğitimlerin içerisi aslında şirketlerinizin tüm çalışanlarına açık. Webinarlar, e-öğrenme kursları, web çevrimiçi topluluklar oluşmaya başladı. Burada asıl amaç nasıl yapılır sorusuna cevap vermek. Ne yapılırdan, ne yapılırı belki araçlarda birazcık daha bulabiliyoruz. Eğitimlerde ise işin ehillerinden veya o yoldan geçmiş kişilerden nasıl yapılır sorusuna cevap arıyoruz. Burada da Türkiye'den akademide geçtiğimiz dönemde örnekleri ve nasıl yapılır sorusuna kendi şirketleri özelinde cevap veren uzmanlarımız yer aldı. Çalışma grupları hem ülkede Türkiye içerisinde bulunuyor hem de küreselde bulunuyor çalışma grupları oluşturulmaya başlandı. Aşağıda gördüğünüz konular üzerinde gruplar toparlanıyor. Toplanıyor. Burada ana amacımız bizim birbirimizden öğrenmeyi ve iyi uygulamaları daha güvenli bir ve rahat paylaşılabilir bir ortam sağlayarak birbirimizden paylaşmak, uzmanlara erişim sağlamak. Global Compact'in buradaki özelliği daha önce de söylediğim gibi sadece şirketler değil diğer paydaşlar da Global Compact'in misalcisi olabiliyor. Bir çalışma grubuna katıldığınızda STK'lar gibi, akademi gibi, akademiden de uzmanlar masanın etrafında bulunduğu için onlarla işbirliği yapma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatımız da var. Hızlandırma programları geçtiğimiz dönemde daha entegre bir öğrenme süreci için 6 ay ile 12 ay arasında değişen bir program. Burada uygulamaya yönelik çok derinlemesine bir şekilde şirketlerle çalışıyoruz. SDG Ambition, Young SDG Innovators ve iklim ve Target Gender Equality programları bu dönemde uygulamaya aldığımız programlar arasında yer alıyor. Burada ana hedef şirkete o konuyla ilgili hangi programa katıldıysam şirkete özel sonuçlar sunmak amacıyla tasarlanmış. Sizler kendi hedeflerinizi nasıl belirleyeceğinizi o hedeflere yönelik nasıl ilerleyeceğinize yönelik ekipler halinde çalışıp değişimi içeriden yapma fırsatını buluyorsunuz. İklim hedefine birazcık da girmek istiyorum ve birazdan sözü iklim hedefi hızlandırma programı katılımcılarından Münevver Hanım'a, Koç Holding'den Münevver Hanım'a bırakacağım. Programda hem farkındalık arttırma gibi bir basamak var hem de kapasite arttırımı gibi ileri seviye ve temel seviyede webinarlar, birbirinden öğrenme ortamları ve öz değerlendirmeden faydalanabiliyorsunuz. Burada Science Based Targets ve World Resources Institute'da global olarak bir işbirliğimiz de var. Sözü 2 dakika için Münevver'e bırakacağım. Pardon, bir de plastik girişimimizden de bahsedeyim. Burada hem Simone Bey hem de Ahmet Bey derinlemesine konuştu. İş Dünyası Plastik Girişimi, Global Compact'in SKD Türkiye ve TÜSİAD'la beraber kurduğu bir girişim. Yine şirketlere taahhüt ve plastik konusundaki taahhütlerini verecekleri bir araç ve onlara bu konuda yol gösterecek rehberle beraber yol aldığımız bir girişim. Münevver, eğer bağlandıysan sözü sana bırakabilirim. Hem plastik girişimle ilişkin hem de iklim hızlandırma programına ilişkin tecrübeni paylaşmak üzere. Çok teşekkür ederim. Tamamdır. Günaydın herkese. Teşekkür ederim Merda. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben Koç Holding'de yeniyim bu arada. Birçoğunuzu zaten biliyorum. Daha önceki görevimden tanışıyoruz. Ama Koç Holding'in çalışmalarını bilmek için içinde olmaya gerek yok. Dolayısıyla deneyimlerimizi rahatlıkla paylaşabilirim. Ahmet Bey'in de en başta bahsettiği gibi Koç Holding Global Compact Türkiye'nin kurulduğu günden beri ne mutlu ki destekçileri arasında ve özellikle de son dönemde çevre konusundaki çevre alt çalışma grubunda Coca-Cola içecekle beraber eş başkanlığını yürütüyor. Bu sebeple de daha yakından çalışmaların içinde olma, onları gerektiğinde yönlendirebilme ve grup içinde de yaygınlaştırabilme şansımız oluyor. Özellikle son dönemde bana ayrılan sürede kısaca bahsetmem gerekirse
Son dönemde iki tane önemli çalışmanın içinde bulunduk ve bunların bize faydalı olduğunu gördük. Sizlerle de paylaşmak isteriz. Bir tanesi iklim hızlandırma programı. Burada holding şirketleri olarak da Tüpraş, atlamayayım, Ford Otosan ve Tofaş etkin olarak yer aldılar. Ve onlardan edindiğimiz izlenimler, bilime dayalı hedefler, onlarla ilgili detaylı bilgi, Scope 3 ile ilgili detaylı bilgi, sonrasında yol haritaları oluşturulması için verilen desteklerin, yapılan çalıştayların, uygulamalı etkinliklerin çok faydalı olduğu yönünde. Şu anda da zaten COP26 döneminde sadece bilime dayalı hedefler konuştuğumuza göre şu anda bütün şirketlerin gündeminde nasıl net zero oluruz, Scope 3 bunun neresinde, nasıl neresinden tutacağız, en büyük gündem maddesi olduğu için bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer ise İş Dünyası Plastik Girişimi. Melda'nın bahsettiği gibi İş Dünyası Plastik Girişimi üçlü bir organizasyon. SKD, TÜSİAD ve Global Compact Türkiye'nin gerçekten bu konuda 2019'un sonunda başı çektiği bir program ve halen de devam ediyor. Biz de Koç Holding olarak orada hem kuruluş aşamasında çalışma grubu eş başkanı olarak yer aldık. Şu anda da kendi şirketlerimizde bunun yaygınlaştırılması, plastik iletlerin koyulması için çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda da ilerleme raporu aşaması geliyor. Şu anda ne kadar azaltabilmişiz, hedefimiz neredeyiz? Bütün şirketlerle, taahhüt veren şirketlerle beraber onu hesaplama aşamasındayız. Açıkçası Global Compact'in yarattığı bir araya gelme, deneyimlerden öğrenme, uluslararası programların parçası olma vizyonu çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ve bu sebeple de zaten geçen sene itibariyle sadece Koç Holding olarak değil, grup şirketlerinin de Global Compact üyesi olması için ön ayak olduk. Ve şu anda o süreçler devam ediyor benim bildiğim kadarıyla başarıyla. İçeride ve dışarıda ne kadar yaygınlaştırabilsek kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bana söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Eski görevinde de özellikle plastik girişiminde çok yakın çalışmıştı. Çok emeğin var gerçekten ve seninle beraber çalıştığımız için de biz de Global Compact olarak çok şanslı hissediyoruz. Şimdi Koç Holding tarafında çalışmaya devam edeceğiz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Koyma ve ilerleme konusunda gelişmeleri de yakından takip edeceğiz bunlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir sonraki program Target Gender Equality programı. Bu programa katılan şirketler üst düzeyde kadın yönetici sayısını arttırmaya yönelik hem yine hedef koyma ve politika ve yol belirleme üzerine çalışıyorlar. Şirketler ilk önce kendi performanslarını bir ölçüyorlar programa katıldıklarında. Ardından kapasite geliştirici webinarlara katılıyorlar. Üst düzeyde hem globalde hem de Türkiye'de paydaş yoruluklarının parçası oluyorlar. Ve savunuculuk yapma fırsatları oluyor. Geçtiğimiz dönemde ikincisi düzenleniyor şu an. O hala programın içerisinde şirketler. Ama bir önceki döneme baktığımızda katılan şirketlerin dünyada %90'ının bir şekilde bir hedef koymaya başladığını söylüyor. Ve bunların %68'i board level'da, yönetim kurulu seviyesinde yaptığını söylüyor. Ve 38'i ise 2025 ile toplumsal cinsiyet 2025 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik hedefler koyduğunu söylüyor. Şimdi bu rakamlar gerçekten önemli. Çünkü dediğim gibi bizler sadece şirketlerin kendi hedeflerini ve kendi uygulamalarını takip ettiğimiz gibi Global Compact olarak programlarımızın performansını da takip ediyoruz. Programlarımızın amaçlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini de takip ediyoruz. Bu Target Gender Equality programının geçen seneki dashboard olarak gösterebilirim. Bir sonraki çalışmamız bu. Yerelde şu an başlattığımız bir çalışma. Çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili. Burada da ana hedefimiz toplumsal cinsiyet eşitliği kadın dışındaki gruplar için iş dünyası neler yapabilir, neler yapmalı, kimleri kapsıyor, nasıl kapsıyor, bu politikalar nasıl oluşturabilir üzerine çalışmaktı.
Bunun için bir rehber oluşturduk. Rehberin göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Rehberin içerisinde iyi uygulama örnekleri olduğu gibi bir öz değerlendirme formu da mevcut. Rehberi İngilizce'ye çevirip aynı şekilde globalde de tanıtma fırsatımız oldu. Şimdi de sözü hem Target Gender Equality çalışmaları kapsamında hem de çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarımız kapsamında aktif olarak bizimle beraber olan Banu Hanım'a vermek istiyorum. Banu Hanım buradaki tecrübelerini kısaca bizimle paylaşabilirse çok çok mutlu oluruz. Merhaba Melda Hanım. Günaydın herkese. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Bu iki programı da çok önemsiyorum. Neden? Kabul etmemiz gerekir ki ne kadar büyük bir şirket olursak olalım, ne kadar çaba harcarsak harcayalım, bu konularda yeterince hızlı bir ilerleme kaydedemiyoruz. Daha ileriye gidebilmek ve anlamlı sonuçlar elde edebilmek için kolektif akla ve çabaya ihtiyacımız var. Bu tarz programlar da aslında kolektif aklın oluşumu sağlamak için çok önemli araçlar. Yani şirketleri bir araya getirmek, aynı çukurlara düşülmesini engelleyen, beyin fırtınası olanağı yaratan, aynı zamanda da şirketlerin birbirini motive etmesini sağlayan ortamlar yaratıyor. Dolayısıyla aslında ortada rehberler var, çok güzel yazılı kaynaklar var uzmanların hazırladığı. Ancak bunun yol haritasına gelmesi böyle programlarla mümkün olabiliyor. Coca-Cola içecek olarak bizim herhangi bir programa, projeye dahil olabilmemiz için kendimize sorduğumuz ilk soru değer yaratıp yaratamayacağımız oluyor. Bu projelerde de değer yaratacağımıza inandığımız için varız ve aktif olarak katılıyoruz. Çalışma gruplarına da katılıyoruz. Ben bu programa emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çekingen sektörlerin, şirketlerin de bu programa dahil edilmesi, bu programların yaygınlaşmasını diliyorum. Teşekkür ederim Melda Hanım, söz sizde. Çok teşekkürler Banu Hanım, enerji kattınız. Coca-Cola'dan Banu Hanım bizlere hem çeşitli kapsayıcılık hem de TG'deki tecrübesini paylaştı. Bir sonraki hızlandırma programı Young SDG Innovators programı. Bu da daha önceki dönemde Türkiye'de birkaç kere uyguladığımız bir program. Hedefi şirketlerin içerisinde 35 yaşın altında olan genç yetenekleri işlerini geliştirirken, tasarlarken bir ürün olabilir, bir hizmet olabilir, bir iş modeli olabilir. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını İşin merkezine koyacak şekilde tasarlamak. Şu an 16 ülkede bu program yürütülüyor. Türkiye'de 20 şirketten 52 katılımcı bu seneki programa katıldı ve tamamladılar. Ekipler 10 ay boyunca ilk önce kendi şirketlerinin SKA sorununa ilişkin, hangi sorunun bir çözüm üretebileceğine ilişkin çalışmalarda bulundular. O tanımdan sonra mentor desteği de alarak iş modeli üzerine veya bir ürün üzerine 10 ay boyunca çalıştılar. 5 tane inovasyon kampı düzenlendi ve uluslararası bağlantılar ve etkinliklerle de hem diğer networklerin çözümlerini dinleme fırsatı buldular, hem de kendi çözümlerini paylaşma fırsatı buldular. Bir sonraki slide'da bunların nasıl, hangi ortamlarda anlatıldığını görebilirsiniz. Ben sözü Emrehan Bey'e, Kibar Holding'den Emrehan Bey'e bırakmak istiyorum. Son dönemde bizlerle aktif olarak o da çalıştı ve Young SDG Innovators programına katıldı. Emrehan Bey, sizi dinleyebilir miyiz? Nasıl bir programdı? Merhabalar öncelikle herkese. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum ben de. İsmim Emrehan Esen, Endüstri Yüksek Mühendisiyim. Programın 2020-21 dönemine Kibar Holding'i temsilen katıldım. Grubun otomotiv sektöründe yer alan Aslan'ın iş şirketinde iş geliştirme ve pazarlamadan sorumlu yönetici olarak çalışmaktayım. Kibar Holding olarak sürdürülebilirlik vizyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. Aynı zamanda öncelikli 3 stratejik hedefimizden de biri.
Bu doğrultuda şirketimizde pek çok çalışma yürütülmekte ve her yıl onlarca uygulamaya devreye almaktayız. Bu yıl İş Dünyası Plastik Girişimi Taahhüdümüzde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl bu aylarda başlayan Young STG Innovators programı aslında pek çok farkındalığı bir arada yaşamamızı sağladı. Biz ilk kamplarda sorunun ortaya konması adına çalıştık. Bu noktada sorunun tespit edilmesi için büyük bir vakit ayırdık. Beynimiz sürekli bizi çözüm bulmaya götürürken mentorlarımızın da bizi sabırla yönlendirmeleriyle aslında takım olarak sorunun kök nedenine inebildik. Sorunun çevreye ve paydaşlarımıza olan etkisini ve tüm çevrimdeki değer akışını ortaya koyabildik. Programın her kampında önce teori sonra da pratik uygulamalarla ilerlemek projemizi ve çalışmalarımızı çok zenginleştirdi. Özellikle alternatif çözüm geliştirme noktasında daha geniş bir perspektiften bakabilmeyi ve farklı boyutlarda düşünebilmeyi sağladı. Tabii kamplar sırasında aktarılan birçok yöntem ve metodoloji vardı ve biz bunların bir kısmını kullanabildik. Fakat diğer şirketlerdeki arkadaşlarımızın tercih ettikleri ve sonuçlarını ortaya koyduklarını gördükçe bizim de bu yöntemlerle ilgili bir fikrimiz oldu. Bu açıkçası en büyük kazanımımızdı. Biz 12 nolu STG sorumlu üretim ve tüketim kapsamında bir sorunu ele aldık. Grubumuzun gıda ve otomotiv sektöründeki iki şirket arasında bir sinerji yarattık ve oluşan gıda atığının daha katma değerli olarak kullanılması için otomotivde biyoplastik kullanımının arttırılmasını hedefledik. Projemiz Kibar Holding üst yönetiminden de vize aldı ve biz geldiğimiz noktada şu an İş ortaklarımızla birlikte oluşturmuş olduğumuz %5 domates küspesi katkılı biyoplastiği geliştirdik. Mayıs ayı içerisinde iki pilot ürün seçtik ve bunlarla alakalı prototip üretimlerimizi de tamamladık. Şimdi %5'lik bu biyoplastik katkı oranının %25 seviyesine çıkartılması için testler yapılıyor. Bu yılın sonuna kadar bu testler devam edecek. Önümüzdeki yılın ortasına kadar da aslında müşteri görüşmelerimizin tamamlanmasını planlıyoruz. Ben programda emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Tekrardan başarılarınızın devamını dilerim ve tebrik ederim. Young STG Innovators programın 200'den fazla şirket şu an dünyada programa katıldı. Ve bunların %60'ı çözümlerini hala devam ettiriyorlar. Ve bazı %60'ı aynı şey, hem devam ettiriyor hem de üzerinde çalışıyor. Kibar Holding de onlardan bir tanesi. Tekrardan tebrik ediyorum. Bir sonraki çalışmamız ise işin finans kısmı. Bu da ilk yerel bir girişimimiz, sürdürülebilir finansman bildirgesi. Uzunca bir süredir üzerinde her sene güncelleyerek çalıştığımız bir konu. Burada hedefimiz bankacılık ve finans sektörünün kredi verirken süreçlerini SGA'lara gözden geçecek, onu özen gösterecek şekilde gözden geçirmeleri. Şu an için Akbank, ING, Garanti, Şekerbank, İş Bankası, TSKB, Yapı Kredi, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası bu bildirgeye imza attılar. Ve önümüzdeki dönemde de bu sayının artması için bizler çalışıyoruz. Globalde de bir girişim var. O da CFO Task Force. Burada da yine bir hedef. Hedefimiz 1000 tane şirketin, büyük şirketin kurumsal yatırımının %50'sini SGA bağlantılı olarak gerçekleştirmesini sağlamak. Türkiye'den Arçelik, Coca-Cola İçecek ve Turkcell şu an globalde bu Task Force'un içerisinde görev alıyorlar. Liderliğe geldim çünkü işin kapasite arttırma kısmını konuştuk. Şimdi iyi çalışmalarla liderliği nasıl yapabiliriz ona Global Compact'te biraz ondan bahsedeceğim. Politika ve savunuculuk çalışmaları önemli bir ayak. Burada BM ve BM kuruluşlarıyla olan global bağlantı hem Türkiye'de hem de globaldeki bağlantı son derece kıymetli. Aynı zamanda iş dünyasına yapılan kamuoyuyla açık çağrılar, belki en sonunu duymuşsunuzdur, 1.5 girişimi gibi, gerçekten değişimi hızlandırıcı etkisi oluyor. Bir sonraki aracımız Think Labs denilen önümüzdeki sene itibariyle gündeme gelecek.
globalde yine davet usulü şirketlerin bir araya geleceği topluluklar. Buradaki hedef önümüzdeki dönemin geleceği tasarlamak, geleceğin sürdürülebilirlik ajandasını tasarlamak olacak. Geçmiş dönemlerde özellikle raporlama üzerine veya finans üzerine çalışan bu tip topluluklar vardı globalde. Bir benzeri şu an daha bizlerin de içerisine girebileceği ve erişimi olabileceği şekilde tasarlanıyor. SKA öncüsü programı bir recognition programı. Şirketlerin içerisinde SKA'lara ilişkin bir fiil program yürütmüş, gelişme sağlamış, etki yaratmış kişilerin başvurusu üzerine yapılıyor. Daha önceki dönemlerde 2017 yılında Turkcell'den o dönemin CEO'su Kaan Bey globalde SKA öncüsü seçilmişti. Geçtiğimiz sene ise Eczacıbaşı'ndan Boğaç Bey 2020 yılında hijyenik tuvaletler projesiyle SKA öncüsü seçildi. Bütün bunları yapıyoruz ama anlatmamız da oldukça önemli ve bunu nasıl anlatacağımız da çok önemli. Raporlama sunumumun en başında bahsettiğim gibi kilit rolde hepimizin anlayabileceği, takip edebileceği ve kıyaslayabileceği şekilde raporlama yapmak ilerlemenin olmazsa olmaz bir şartı. Burada Global Compact'in web sitesine girdiğimizde bütün imzacı olan şirketlerin her sene yaptığı ilerleme raporunu görebilir ve kendinizi nerede olduğunuza dair veya oradaki uygulamalara dair fikir edinebilirsiniz. Global Compact'te imzacı olduğunuzda yine UN Global Compact'in kendi küresel sitesi içerisinde bir profiliniz olacak. Burada da neler yaptığımızı anlatabilme fırsatımız var. Size özel medya araç kitleri, işte sosyal medyanızda, basın bültenlerinizde kullanabilmeniz üzere sağlanıyor. Ve uluslararası yayınlarda yine kendinizi anlatabileceğiniz, uygulamalarınızı anlatabileceğiniz pek çok olanak var. Daha önceki dönemlerde yine Türkiye'den şirketler kendi uygulamalarını anlatma fırsatı bulmuşlardı. Ben sunumda nasıl üye olunur kısmına geçmeden önce sözü Unilever'den Ebru Hanım'a vermek istiyorum. Çok uzunca bir süredir hem globalde Unilever Global Compact'in kurucuları arasında yer alıyor, hem de oradan yerele getirdiği birçok uygulama oldu. Ebru Hanım, size sözü vereyim, ondan sonra da nasıl üye olunur kısmına geçeceğim. Çok teşekkür. Çok teşekkürler Melda. Evet, söylediğin gibi biz Unilever olarak bu yolculuğu en başından beri çok yakından izledik ve bir önceki başkanlıkta CEO'muz tarafından yapılmıştı. Belki bu vesileyle de çok içine girme fırsatı da bulduk. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Eğer bugün iş dünyasında hayatta kalmak ve büyümek istiyorsanız, ki bu ticari olarak bir şirketin çok net olarak yapması gereken bir sonuç, sürdürülebilir kalkınma amaçları uygulandığı noktada artık bugün altı çizilmiş bir gerçek ki yıllık ortalama %3,5 büyüme veriyor. Yani ben bugün Global Compact'e üye olmanın ve sadece burada yapılanları izlemenin değil, buradan öğrendiklerimizle bu amaçları şirketimizdeki büyümeyle özdeşleştirip bir iş modeli ortaya koymanın ve bunun da çoklu paydaş katılımıyla yapılmasının da iş sonuçlarına çok büyük bir etki ettiğini söylemek istiyorum buradaki şirketlere. Sadece learning değil, gerçekten Global Compact'in biraz önce anlattığınız her biriniz her detayıyla bütün bu çalışma gruplarının içerisinde samimiyetle olup, el kaldırıp, katılımcı olup
sürecin içerisinde olarak paydaşlarınızla eğer yönetirseniz işinize olan etkisini de ticari olarak da göreceğinizin en iyi örneğiyiz biz Unilever olarak. Global Compact'in de bu dönemde Unilever'e yapmış olduğu katkıya ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sayenizde bizler de şirketimizde ve içinde bulunduğumuz sektörde değiştirmek istediğimiz birçok konuyu, alanı değiştirebilmenin fırsatını yakaladık. Bunu tek başımıza yapmamız mümkün olamazdı. TÜSİAD Başkanı Simona Kozlowski de söyledi. Bugün ne sadece devletler, ne sadece şirketler, ne sadece sivil toplum sorunlarla başa çıkamaz. Ancak beraberce gerçekleştireceğiz dedi. Ben yine onun sözleriyle bitiriyor olayım. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler tekrardan. Son kısma geliyorum. O da nasıl üye olunur kısmı. Aslında oldukça basit görünen bir üyelik sürecimiz var. BM Genel Sekreterine yönelik bir taahhüt mektubu, CEO veya yönetim kurulu başkanı seviyesinde bir taahhüt mektubu imzalanması bekleniyor. Bu taahhüt mektubunda sizler Global Compact'in 10 ilkesine uygun bir şekilde işlerinizi, işinizi, faaliyetinizi yürüteceğinizi ve bu ilkeleri yaygınlaştıracağınıza söz veriyorsunuz. Ardından bir online başvuru formu var. Burada daha çok şirket bilgilerine ilişkin, kontak bilgilerine ilişkin verileri vermeniz bekleniyor. Başvuru tamamlandıktan sonra bizim merkezde 15 iş günü civarında bir denetimden geçiriliyor ve başvurunuz değerlendiriliyor. Ardından da onayınız geliyor ve bütün bu anlatılanlara katılma şansınız oluyor. Global Compact'in üyelerinden beklediği aslında en büyük şey bu 10 ilkeye saygılı davranmak, işini bu şekilde yapmak. Yaptıklarını her sene raporlamak ve gelir kategorisine göre belirlenen yıllık aidat tutarını ödemek, normal bir derneğe üye olmak gibi. Çok teşekkür ediyorum bana verdiğiniz bu zaman için ve sorularınız varsa eğer her zaman buradayız. Bize bilgi için veya sorularınız için e-mail atabilirsiniz. Sözü Yılmaz Bey'e vermek istiyorum. Yılmaz Bey çok bugün andık kendisini. Global Compact'i Türkiye'ye getiren, ilk imzacısı olan ve büyümesi için çok emek veren ve hala da emek vermeye devam eden kişi. Yılmaz Bey, size de son sözü Elvan Hanım'a vermeden önce biraz sizin de sesinizi duymak isteriz. Çok teşekkür ederim Merda. Değerli katılımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Global Compact aslında daha iyi bir dünya için ne kadar hızlı hareket edilebildiğini gösteren, insana ve birçok kuruma umut veren bir girişim. Düşünün ki bir konuşmadan dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformuna taşınabilmiş bir inisiyatif. Bunun altında yatan birkaç tane sebep var. Birincisi zorlayıcı değil, gönüllü olması. Bu girişime katılmak tamamen kurumların gönüllü inisiyatifiyle gerçekleşiyor. İkincisi, bu inisiyatifin aslında hedef odaklı, veri odaklı olması. Çünkü kurumlardan sadece ilkelere uyma taahhüdünü değil, aynı zamanda kendilerine ilişkin hedefleri belirlemeleri isteniyor. Bunun herkesin kendi hedefini kendi belirlemesi özelliği, özellikle bu kadar yaygın olmasını sağlayan en önemli araçlardan birisi diye düşünüyorum. Çünkü kurumun konumuna, sektörüne, bulunduğu coğrafyaya göre yapabilecekleri de farklı, sorunları da farklı. Nitekim Türkiye'de bu inisiyatifi ilk başta yaygınlaştırırken geliştirmiş olduğumuz
sektörel yayılım stratejisi de sektör bazında bu ilkelerin ne manaya geldiğini daha iyi anlatabilmemiz nedeniyle hızlı bir atılım yapmamıza yardımcı oldu. Üçüncü faktörünün işbirliği boyutu olduğu kanısındayım. Çünkü bir elin nesi var, iki elin sesi var ve özellikle bazı sektörel konularda birlikte hareket edildiği zaman çok daha hızlı hareket edilebiliyor. Bu ortaklaşa sorunları, ortak sorunları ortaklaşa çözebilme becerisini geliştiren bir platform. Örneğin sürdürülebilir finans bildirgesi için birçok banka uluslararası çeşitli ülkelerdeki bu konuya özen gösteren bankaları ziyaret edip hazırlıklarını yapıp ondan sonra ortak bir platformda buluştular. Ve her senede hedeflerini daha sıkılaştırarak ileri gitme gibi sürekli iyileşmeyi yani bir kalite anlayışını bu ortak çalışmaya da yansıtmaları nedeniyle de önemli etkileri oluyor. Zaten bu plastik girişimine de ilham kaynağı olduğu kanısındayım. Çünkü sürdürülebilir finansman bildirgesinde önemli rolü olan arkadaşımız şimdi SKD'nin de başkanlığını da yürütüyor aynı zamanda. Özetle Global Compact aslında daha iyi bir dünya için hep birlikte sorumluluk üstlenme güdümüzü hayata geçirebilen, birlikte öğrenmeyi hızlandıran, iyi örneklerin daha kolay paylaşılmasını sağlayan, böylelikle de itibarı ve daha hızlı değer yaratmayı sağlayan bir platform. Hepinizi bu platforma üye olmaya davet ediyorum. Çünkü gerçekten çok büyük faydaları olduğunu birçok şirketimiz ve temsilcimiz de paylaştılar. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bu platformdaki öğrenilenlerle gerçekleştirilenler daha ucuz finansmana erişmeyi, daha büyük satın alma platformlarında önemli paylar alabilmeyi ve aynı zamanda kurumun itibarını geliştirmesi nedeniyle de şirketlere de birçok somutta fayda sağlıyor. Bu nedenle Global Compact'in gelişimine katkıda bulunan bütün arkadaşlarımıza, yönetiminde bulunan yönetim kuruluna, bu programı organize eden TÜSİA'ya da bütün katılımcılara teşekkür ediyor. Henüz üye olmayanları da bu platforma üye olmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Yılmaz Bey. Gerçekten çok iyi anlattınız neler yaptığımızı, nereden nereye geldiğimizi. Sizin de emekleriniz dediğim gibi çok çok büyük. Ve kattığınız o dönemki vizyonun hala içeride saklı olduğunu hem bizim çalışmalarımızda hem de küreselde görebilirsiniz. Tekrar ben de büyük mutluluk duyuyorum bunları izlemekten. Bu arada akademi olarak, Harbiden Yönetişim Akademisi olarak yaptığımız bir çalışmayı da özellikle döngüsel yönetişimde kullanabileceğinizi de vurgulamak isterim. Bu sürdürülebilirlik yönetişim karnesinde dünyada bu konuda iyi olan şirketlerin, küresel liderlerin sürdürülebilirliğini yönetişimin nasıl yaptığını irdeliyoruz. Sürdürülebilirliği de iyi yönetişimle sağlanıyor. Dolayısıyla oradan öğrenilebilecek epey konu olabilir diye önermek isterim. Tabii ki. Heyecanla bakacağım ona da tekrardan. Görüşmek üzere Yılmaz Bey şimdilik. Ve son sözü kapanış için Elvan Hanım'a vermek istiyorum. Elvan Hanım TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda hem de Global Compact'te başkan yardımcısı ve Sun Tekstil de Global Compact'in uzunca bir süredir üyesi. Elvan Hanım, sizin de son kapanıştaki görüşlerinizi ve değerlendirmelerinizi almak isteriz. Tekrardan aramızda olduğunuz için çok teşekkürler. Herkese merhabalar. Teşekkür ederim Melda Hanım. Önce güzel sunumunuz için. Aynı zamanda da katılımcı şirketlere gerçekten bu güzel deneyim paylaşımları için de teşekkürler. Evet, Sun Tekstil uzun bir süreden beri, 2014 yılından beri UN Global Compact'in imzacısı. İlk başladığımız zaman doğruyu söylemek gerekirse bize ne kadar fayda sağlayacağı ile ilgili çok fikrimiz yoktu. Ve daha sonra anladık ki geçen yıllar içerisinde aslında UN Global Compact bir yol haritası sağlıyor. En önemli özelliği bu bence. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşabilmek için gerçekten kullanabileceğiniz bir yol haritası artı aynı zamanda inanılmaz bir deneyim havuzu
Ve bütün bunların dokümante edilmiş güzel bir kütüphanesi UN Global Compact. O yüzden de biz üye olduğumuz günden itibaren çok çok faydalandık. Birçok şirkete de, bütün şirketlere daha doğrusu üye olmaları için gerçekten öneride bulunuyorum. Biz neler aslında UN Global Compact'te tabii ki her biliyorsunuz bir raporlama yaptırdık. Kendimize 5 tane amaç seçtik şirket olarak. Ve çalışma grupları oluşturduk. Bu çalışma gruplarının altında da bütün bu başlıklar doğrultusunda imzacısı olduk. Bunun da çok faydasını gördük. Çünkü bu gerçekten şirkette 35 yaş altında çalışanlarımızın oluşturduğu, çözmek istedikleri bir sorunu önlerine alıp oluşturdukları bir proje grubu aslında. Ve UN Global Compact'in mentörlüğü doğrultusunda da çalışıyorlar ve bir problemi çözüyorlar. Her iki projede aslında geldiler. Yönetim kuruluna sundular. Bunun dışında önergesinin yaygınlaşabilmesi için hem Bursa'da hem de İzmir'de platformlar kurduk. Bursa'daki platformdaki ortaklarımız BUSİAD, WİKAT, Kalder Bursa ve Yeşil Tekstil. Onlarla beraber her sene Bursa'da gücümüz eşitliğimiz etkinliğinde buluşuyoruz. Bunun dışında yine İzmir'de toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir platform kuruldu. Burada özellikle tabii deneyim paylaşımı en önemli şey. Mümkün olduğu kadar İstanbul dışındaki firmalarda da hem UN Global Compact'i hem de sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ve neden önemli olduklarını anlatmaya çalışıyoruz. Bunu daha farklı bölgelere de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Öncelikle bugünkü toplantıyı organize ettiği için TÜSİAD ve Global Compact Türkiye yönetimlerine ve sekreterliğe çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir toplantı olmuştur. Tabii ki daha fazla bilgi almak isterseniz, hatta biraz önce gördüğüm Güzin Hanım da chatten yazdı zaten kendi mail adresini. Her zaman bizlere ulaşabilirsiniz, sekreterliğe ulaşabilirsiniz. Bugün bizlerle bir arada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Umarım hepinizi önümüzdeki dönemde UN Global Compact'in üyesi olarak görürüz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Çok çok teşekkürler Elvan Hanım. Seminerimizin, sunumlarımızın sonuna geldik. Yaptığım sunumu sizlerle ayrıntılarıyla, katılımcılarla paylaşacağız. Oradan da takip edilme fırsatı bulabilirsiniz. E-mail adreslerimiz sizlerle paylaşıldı. Her zaman bize sorularınızla veya katılım isteklerinizle veya üyeyseniz daha fazla neler yapabiliriz konuşmak üzere bir araya gelebiliriz. Tekrardan zaman ayırdığınız ve bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi bir gün geçirmenizi dilerim. Sevgiler.